Sevgili dostlarım hepinize merhaba. Ben Başkan 35. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Evet, GA Forex'in katkılarıyla sunduğumuz programımız bugün itibariyle sizlere gümüş ons ve gümüş gram üzerine kritik seviyeleri anlatmaya çalışacağız. Önümde gördüğünüz grafik GA Forex'in katkılarıyla sunduğumuz bir grafik. Sizler de bu grafik çalışmalarından faydalanmak isterseniz arkadaşlar GA Forex'e bırakacağım link üzerinden üye olup GA Forex ayrıcalıklarından faydalanabilirsiniz. Ayrıca GA Forex'e üye olan arkadaşlarımıza altın çekilişi gene Eylül ayı içerisinde yapılacak ve 5 arkadaşımıza altın hediyesi sunulacak. Evet sevgili dostlarım, metallerin yaramaz çocuğu gümüş. Bu sefer çok sert gelecek. Bunu söylememizdeki amaç, belli kritik bir seviye var. Bu kritik seviyenin üzerinde gümüşün onsunda kapanış gelmesinden kaynaklı. Şimdi sizlerle birlikte bunu burada trade edelim. Gümüş takip eden, gümüş seven arkadaşlarımız için özellikle bakın şuradaki 24-20 seviyesi üzerinde bir kapanış gerçekleştiren gümüşün ons tarafında yukarı yönlü hareketler sertleşebilir arkadaşlar. Gümüşün onsunda bizler için 24-20 seviyesi artık önemli bir, bakın tam şu seviyeden geçen 24-20 seviyesi önemli bir destek haline gelmiş durumda. Yukarıda gene önemli bir ikinci destek bölgesi de 24-45 seviyesinde bulunan destek seviyesi. Bu seviyenin üzerindeki kapanışlar bizlere kısa vadede gümüşün ons tarafında 25 dolar 13 sent civarındaki dirence doğru ana hedef olarak gümüşün onsunda yükselişler devam edebilir. Biz de sizlerle birlikte gümüşün onsunda buradaki seviyeyi yakından takipte kalacağız. Şimdi Forex ile uğraşan ve trade alsat için trade yapan arkadaşlar için önemli destek ve direnç noktalarını buradan yazarak belirtelim. Özellikle gümüşün onsunda 23.80 destek. Onun üzerinde gene 24.05 destek ve 24.45 seviyeleri önemli destek bölgeleri. Yükseliş için bakın yükseliş dirençlerini şimdi sizlere vereceğim ben, destek ve dirençleri. Bu bölgemiz 24.46 üzerinde kalındıkça, 24.46 üzerinde kalındıkça yukarıda 25.13 bizler için bir yükseliş bölgesi, onun üzerinde de 25-55 seviyesi. Bu bölgeler buy pozisyonlarının açılabileceği, yatırım tavsiyesi olmamak koşuluyla buradaki bölgelerde arkadaşlar aşağı yönlü hareketlerin yaşanabileceği, sell pozisyonlarında takip edilmesi gereken kritik destek ve direnç bölgeleri olarak dikkat çekiyor. 24.45 üzerinde özellikle gümüşün onsunda yapmış olduğumuz bu kapanışla birlikte yukarıdan aşağıya doğru inen günlükteki trend çizgimizi 24.20 üzerinde kalarak yukarı yönlü kırmış durumdayız. Bu da gümüşte oldukça önemli bir seviye. Şimdi haftalık bazda gümüşün onsuna baktığımız zaman kırmamız gereken önemli bir direnç bölgesi daha mevcut. Buradaki direnç bölgesini de bu hafta itibariyle gümüşte kırabilirsek, bakın çok yakın kapanış yaptık. Özellikle de bizim şuradaki 25-15 seviyesi gümüşte çok önemli bir seviye olacak. Haftalıkta özellikle bu 25-15 seviyesini sıkı bir şekilde takipte kalın. Çünkü neden 25-15 diyoruz? Haftalıktaki bu düşen trend çizgisinin geçtiği bölge 25-15 direncinden geçiyor. Kısada 25-15 direncine doğru ataklar göreceğiz. 25-15 direnci biraz kuvvetli bir direnç gösterecektir gümüşün onsunda. O yüzden 25-15'in kuvvetli bir mum şeklinde yukarı yönlü kırılması durumunda arkadaşlar gümüşte yukarı yönlü sert patlamalar görme olasılığımız oldukça yüksek. Bu sert patlamalarda hedef hangi bölge olacaktır? Gümüşte ilk etapta 28 dolarlar seviyesine doğru yukarı yönlü hareketleri başlatacak sert yönlü patlamalar bu seviyeden gümüşün ons tarafında
görülmesi muhtemel seviyeler olacaktır. O yüzden gümüşün onsunda 25-15 direnç bölgesi çok önemli bir bölge. Sizler de sıkı bir şekilde bu hafta itibariyle buradaki 25-15 seviyesinin yukarı yönde açılıp açılamayacağını sıkı bir şekilde takipte kalacaksınız. Önemli bir bölgedir arkadaşlar. Hemen gümüş gramı da gümüş ons grafiği üzerinde sizlerle birlikte değerlendirelim. Bakalım bu metallerin yaramaz çocuğu gümüş ne hareketler yapıyor gümüşün gram tarafında. Evet, gümüş gramı yorumladığımız zaman gümüşün gramında da bizler için önemli olan 6,66 seviyesi önemli bir direnç bölgesiydi. Bu direnç bölgesinin bir iki tık altında kapanış yaptık. 6,61'den gümüş gramda bir kapanış yaptık. Bizler 6,53 artık önemli bir destek bölgesi haline geldi bizim için. Gümüşün gramında 6,53. Yukarıda tekrardan Dolar-TL kurunda bir hareketlenme görebilirsek ons bazlı olarak da 6,66 bölgesi önemli bir direnç aralığına gelmiş durumda gümüşün gramında. Yani 6,66 üzerinde burada da gene biz kapanışlar görebilirsek burada gene hedef bölgemiz gümüş gramda ilk etapta 6,87 ve onun üzerinde arkadaşlar bizleri taşıyacak tekrardan 7 TL seviyesine doğru giden bir gümüş gram görme olasılığımız oldukça yüksek. Hemen forexçi arkadaşlarımız için destek ve direnç bölgelerini verelim. Şurası 6,45 destek. 6,53 gene bir destek. Ve 6,66 yükseliş için gerekli olan direnç bölgesi. 6,66 üzerinde 6,87 ve onun üzerinde de 7 TL. Bunlar da Forex takip eden arkadaşlar için kısada takip etmeleri gereken önemli destek ve direnç bölgeleri. Bunları ekran görüntüsü alın veya başka bir yere not alın. Bu 4 saatlik ve günlük kapanışlar şeklinde dikkatli bir şekilde takipte kalabilin. 7,04. Evet, gümüşün gramında arkadaşlar bu ataklar hızlı bir şekilde yukarıya doğru devam edebilir ise de 7,04 bölgesi gümüşün gramında gene önemli bir bölge olacaktır. Öncelikle kısa seviyede verdiğim rakamları mutlaka takipte kalın. 7,04 bölgesine kadar yukarı yönlü hareketlerin ben devam etmesini bekliyorum. Özellikle bizim burada takip ettiğimiz bir formasyonumuz var. Bu formasyonumuzun içerisinde dediğimiz gibi aşağıda 22 dolar altında bir kapanış olmadığı müddetçe buradaki formasyonumuz yukarı yönlü çalışacaktır şeklinde öngörümüzde devam etmektedir. Bunun hedefini zaten hep birlikte sizler de biliyorsunuz. Benim için de buradaki hedef noktası 46 dolar seviyesidir. Ve bu uzun vadede benim takip ettiğim bir seviye. Yani yukarıda 46 dolar, aşağıda da 22 dolar kırılmadığı müddetçe ben yukarıda gümüşün onsunda özellikle 46 dolar seviyesini geleceği yönündeki beklentim hala devam etmekte. O yüzden sizler de bu yaramaz çocuğa dikkat edin ve gümüş ons olsun, gümüş gram olsun ileriki dönemlerde yukarı yönlü hareketlerini çok sert bir şekilde ilerletebilir. Covid-19'un etkileri, yeni çıkan varyant virüsler bu etkiyi ilerleyen dönemlerde daha da fazla ateşleyecektir diye düşünmekteyim. Ve ayrıca şuradaki formasyonumuz hala bayrak formasyonumuz devam ediyor. Bu bayrak formasyonları tehlikeli formasyonlardır arkadaşlar. Bunun 30 dolar üzerindeki kırılımı gümüşün onsunda sert bir şekilde yukarı yönlü 46 dolara kadar gidecek bir yukarı yönlü yükseliş trendini başlatacak hareketi tetikleyebilir. Tabii bu 46 dolar seviyesi 30 doların kırılmasıyla tetiklenmeye başladığı zaman da bu gümüş gram fiyatları da aynen buna paralel olarak arkadaşlar 8, 9, 10 ve 12 TL şeklinde onlar da yukarı yönlü fiyatlamasına devam edecektir. Özellikle dünya üzerindeki riskler, yüksek faiz oranları, bütün hepsini bırakın şu anki faiz oranlarıyla bile
Gümüşün şu anki değeri 30 doların üzerinde olması gereken bir değerdir. O yüzden elinizdeki mallara sahip çıkın. Elinizdeki malları panik yaparaktan alt seviyelerden kaçırmamanızı tavsiye ederim. Evet sevgili dostlarım, bu videomuzda sadece gümüş ve gümüş gram, gümüş onsu konuştuk. Bundan sonraki videolarımızda da gene altın olacak, dolar olacak, Bitcoin olacak. Bunların hepsine değineceğiz. Hepsini bu hafta sonu itibariyle ayrı ayrı videolar yapacağım. Ben hepinizi çok seviyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşça kalın arkadaşlar.